Sevgili kardeşlerim, hepinizin Surp Zuntunu, Doğuş Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayram biz Hristiyanlar için çok önemli. Çünkü biz bu bayramda çok özel, yegane ve biricik bir olayı kutluyoruz. Çağlar boyunca peygamberlere konuşan Tanrı, en nihayetinde biricik oğlu İsa Mesih'te bize açıldı. Bir insan bedeninde Tanrı oğlu vücut buldu ve doğdu. Bebek oldu, çocuk oldu, erişkin oldu. İnsanlığımızın bütün aşamalarından geçti. İnsanlığımızı gerçekten aldı. Günah haricinde her şeyi üstlendi. Bu bizim imanımızdır. Bu özel bir olaydır. Tarihte bir kez olmuştur ve bir daha olmayacaktır. İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu, kurtarıcımız doğdu bugün bize. Bu ülkede biliyoruz ki bu sözler kolay anlaşılmıyor. Ne demek istiyoruz biz Tanrı'nın oğlu derken? Sevgili kardeşlerim, Tanrı iki çeşit yaratık yarattı. Onlardan birisi cansız varlıklar ve canlılar. Bunlar Tanrı'nın yarattığı biçimde doğa yasalarına göre varlıklarını sürdürürler. Ama aslında bunlar bir hazırlıktır. İkinci yaratılış akıllı varlıklardır. Özgür varlıklardır. Düşünen varlıklardır. Melekler, bilmiyoruz, inancımıza göre 9 çeşit melekler ve insan. Bunlar ikinci çeşit yaratıklardır. Yaratılmışlardır bunlar ama özel yaratılıştır. Çünkü Tanrı bunlara kendinden bir şey eklemiştir. Kendi ruhundan bir şey eklemiştir. Bunlar salt yaratık değildir. Bunların içinde Tanrı durur. Bunların varlıkları tek tek mabet gibidir. Tanrı'nın ruhu onlarda durur. Ve onların ruhlarında bir ayna vardır ve Tanrı'yı yansıtırlar ve ben diyebilme yeteneğine sahiptir. Kendini bilirler. İşte bu yaratıklar, bu ikinci tür yaratıklar kutsal kitapta oğul olarak geçer. Mesela melekler. Melekler kutsal kitapta konuşulduğunda Tanrı'nın oğulları olarak geçer. İnsanlar da Tanrı'nın oğullarıdır. İsa dedi ki siz şöyle dua edeceksiniz. Ey göklerde olan babamız. Eğer babamızsa Tanrı, o zaman biz onun çocuklarıyız. Öyle ki oğulluk lakabı Tanrı'nın yarattığı akıl sahibi, düşünen, özgür iradeye sahip bütün varlıkların paylaştığı bir mirastır oğulluk. Kadınlar da dahil. Niçin oğul? Çünkü oğulluk erildir. Yani yapıcıdır. Yani vericidir. Yani yaratıcıdır. Biz, yani bu ikinci çeşit yaratıklar, varlıklar, Tanrı'nın yaratıcılığını sürdürürüz. Tanrı içimizde olan o varlığıyla kendi yaratışını sürdürür. Bakın medeniyeti yaratmışız biz. Tanrı'nın işi bizde devam eder. Biz aktif elementiz yaratılışın içinde. Taşa, toprağa, metallere göre biz aktiviz, eriliz biz.
Onun için Tanrı da baba olarak adlandırılıyor. Çünkü Tanrı aktif, yaratıcı, verici, koruyucu ve bütün akıllı varlıklar da öyledir. Onun için oğulluk hakkı bütün insanların hakkıdır. Şimdi buradan bir adım daha ileriye gittiğimizde biz İsa Mesih'in kim olduğunu anlayacağız. Tanrı yarattığı her şeyi, bu birinci çeşit yaratılışı ve ikinci çeşit yaratılışı sözüyle yarattı. Kelamıyla yarattı. Biz o sözün ve kelamın ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim sözümüz sadece bir metafordur onun o kelamına ilişkin. Her şeyi yarattığı Tanrı'nın bu sözü oğul Tanrı'dır. Oğuldur. Çünkü babadan doğar. Benim sözüm benden doğduğu gibi Tanrı'nın sözü de Tanrı'dan doğar. Yaratılmamıştır. Yaratık değildir. Tanrı'dan doğmuştur. Ve bu ilk kelamla kelam yaratmaya başladı. Yuhanna İncil'inde yazdığı gibi başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz Tanrı'ydı. Var olan her şey bu söz vasıtasıyla oldu. Olmuş olan hiçbir şey onsuz olmadı. Öyleyse bu söz, bu logos, bu Tanrı oğlu kelamıyla her şeyi yarattı ve her şeyin içinde kendisi. İsa onun için kendini ve bizi bir benzetmeyle şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben asmayım, siz çubuklarımsınız. O zaman bir ağacı düşünürseniz, o zaman içimizde çoğalan Tanrı, içimizde duran Tanrı kelamdır. Dolayısıyla her doğan insanda Tanrı'nın nefesi durur, her doğan insanda Tanrı'nın sözü durur. Tanrı'nın ruhu ve sözü babayı taşır hepimize ve böylece biz de çocuklar oluruz. Öyleyse İsa Mesih'ten bizim farkımız o ki, İsa Mesih kendi varoluşunda oğuldu. Biz oğulluğumuzu ondan ödünç alıyoruz. Tanrı'yı bize tanıtmak için oğul beden aldı ve bizim gibi insan oldu. Ve insanlıkta sadece insanı değil, bütün yaratılışı Tanrı'ya bağladı. İşte bu büyük sırrı biz kutluyoruz bu doğuş bayramında. Tanrı İsa Mesih'te insan oldu. Ta ki insan İsa Mesih'te tanrılaşsın. Aziz Atanas bunu formüle etti. Çünkü Tanrı bizi böyle bırakmak istemiyor. İnsanın evrimi tamamlanmadı. Bizi ışıktan varlıklara dönüştürmek istiyor Tanrı. Şimdi İsa Tanrı'nın sağında nasıl göğe yükselmişse bizi yeni bedenlerle öyle yapmak istiyor. İşte kurtuluş bu. Bunun için geldi İsa. Bir mıknatıs gibi bizi kendinde birleştirsin, kendinde toplasın, kendinde olan şeyleri bize aktarsın, bizim günahlarımızı arındırsın, bize Tanrı'yı öğretsin. Bunun için geldi. Yol, yaşam ve hakikat benim dedi. O gelmeseydi eğer, biz Tanrı'yı hiçbir zaman böyle bilmeyecektik. Tanrı hep uzakta olan olacaktı. Hep ötede olan olacaktı. Hep korktuğumuz olacaktı. Cehennemiyle bizi korkutan olacaktı hep. Hep bir polis olacaktı. Hep bir yargıç olacaktı. Elinde not defteri ve kalemiyle günahlarımızı yazan. İsa ile geldi Tanrı. Ve dedi ki, Tanrı sevgidir. Tanrı babadır. Sizin dönüşünüzü,
yaramaz oğulların dönüşünü bekleyen babadır. Haydi hep beraber eve dönüyoruz. Takılın peşime dedi. Ve işte biz takıldık onun peşine. Bugün buradayız bu kilisede. Bir gün onun yanında olacağız. Işıktan olacağız. Değişmiş olacağız. Tanrı'ya benzer, Tanrı oğulları gibi olacağız. Şu anda yumurtadayız. Şu anda içimizde ruhumuz büyüyor. Ama o nasıl dirildiyse yeni bir bedenle biz de öyle dirileceğiz. Bunun müjdesini getirdi ve işte bu müjde bize onun doğuşuyla geliyor. İsa bedenleşmiş Tanrı'dır. Bazıları diyorlar ki Tanrı insan olur mu? Tanrı her şey olur. Zaten her şeyin içinde. Zaten her şeyin içinden bize göz kırpıyor. Selam veriyor. Ben buradayım diyor. Yıldızlı gökler onun ihtişamını anlatıyor. Yemyeşil çayırlar, binbir çiçek, böcek, örümceğin ağı, yeni doğan bebek. Hepsinin içinde Tanrı diyor ki ben buradayım. Buradayım. Tanrı her şey olur. Melek de olur, insan da olur. Gerekiyorsa kuş da olur, böcek de olur. Zaten her şeyin içinde. Eğer bir mesajı varsa Tanrı'nın, anlatmak isteyeceği bir şey varsa, elbette ki en kolay olacağı şey bir insandır. Çünkü insan zaten yaratılışında Tanrı'ya benzer yaratıldı. Onun için sevgili kardeşlerim, bu öğreti size tuhaf gelmesin. Gerekmeseydi Tanrı vücut almazdı aramızda. Ama gerekiyordu. İşte onun için bu gereğin ne olduğunu anladığımızda, çünkü biz kendi kendimize günahlarımızdan kurtulamayız, çünkü biz kendi kendimize Tanrı'yı anlayamayız, ancak hayal kurarız onunla ilgili. Onun için Tanrı geldi ve yaklaştı bize. Bir baba oğluyla beraber ormanda yürürken çocuk birdenbire ah diyor. Babası diyor ki ne oldu? Karınca yuvasının üstüne bastı. Zavallılar öldüler, bazıları çırpınıyorlar. Diz çöksem, özür dilesem karıncalar anlar mı? Ve babası diyor ki nasıl anlasınlar oğlum? Onlar karınca, sen insansın. Biz nasıl anlayacağız Tanrı'yı? Sınırlı olan insan aklı, sınırlı olan insan, sınırsız olan Tanrı'yı nasıl anlayabilir? Neye benzeteceğiz onu? Hiçbir şeye benzemez. Bize konuştuğunda, Tanrı gibi konuştuğunda biz onu anlamayız. Tanrı gibi konuştuğunda Sina Dağı'nda İsrailoğullarına gözüktü. Yalvardılar ki artık gözükmesin. Çünkü taşıyamıyorlardı o görüntüyü. Tanrımız yiyip bitiren bir ateştir der kutsal kitap. Nasıl bize konuşur Tanrı? Bize konuştuğunda ölürüz biz. Onun için Tanrı insan oldu. İnsan karınca olamaz elbette. Karıncalarla konuşmak için. Ama Tanrı insan olur. Ve Tanrı insan oldu. Bize kendini açmak için. Bizi incitmeden, bizi kırmadan, bizim anlayacağımız şekilde. Bu büyük bir müjde değil mi? Bu elbette ki büyük bir müjde. Üstelik bu doğuş öyle bir doğuş ki, fakirlerin arasında doğan Tanrı, ahırda doğan Tanrı, büyük zorlukların içinden geçerek doğan Tanrı, bütün bu trajediyi bir bayrama çeviriyor. Çünkü onun içinde, bu trajedinin içinde Tanrı var. Ve bize diyor ki bu bayram, senin trajedinin içinde de Tanrı olursa, trajedin bayrama dönüşür. Yoksulluğun zenginliğe dönüşür. Hastalığın sağlığa dönüşür.
O zaman bu bayramı içine al. Senin de fakirliğinin içinde Hisus doğsun. O zaman bayramın olacak bu sene. Sevgili kardeşlerim, hepinizin yeni yılını ve Surp Zununtunu kutluyorum. Esenlikte kalın. Bebeğin, doğan bebeğin esenliğini alın ve taşıyın. Onun içinde büyüyün. Onu içinizde büyütün. Tanrı sizinle, ailelerinizle, çocuklarınızla olsun. Göklerin bereketini evinize, işinize, aşınıza karıştırsın. Christos znav je fajtnecav. Sez mez med avedis.